Evet arkadaşlar, geçen hafta, önce hayırlı günler olsun. Geçen hafta Semaden Süleymaniye başlıklı dersimizde Osmanlı entelektüel tarihini nasıl ele alacağımıza dair hem kronolojik hem sosyolojik tarihsel dikkat edeceğimiz unsurlara gezdirmiştik. İşte homojen bir toplumun oluşması lazım. Homojen, ortak bir dilin, ortak bir kültürün oluşması gerekir. Bu çerçevede Osmanlı'nın ortaya çıktığı coğrafyayı tahlil, analiz etmiştik. Meselelerin öyle kolay olmadığını, çok değişkenli bir denklemle karşı karşıya olduğumuzu, herhangi bir düşünce tarihi, bilim tarihi, felsefe tarihi adına ne dersek diyelim, çalışırken çok dinamik, hareketli, farklı değişkenlerin olduğu bir yapıyla karşı karşıya olduğumuzu söylemiştik. Değil mi? Şimdi bugün biraz daha soyutlayıp bu dönemde bilgi dediğimizde ne anlıyoruz? Ne tür bilgiyi bir üst kavram, çatı kavram düşünürsek, bu çatı kavramın altında ne tür bilgiler var? Çünkü hepsini birlikte dikkate almamız lazım ki bu insanların yapıp ettiklerini ona göre belirleyelim. Eğer vaktimiz kalırsa, zannedim kalır, bu bilginin parçalar arasındaki ilişkiler, konu nedir, yöntem nedir, amaç nedir gibi konulara bakacağız. Şimdi bilgiyi, kalem gelmedi mi? Bilgiyi, çünkü bilgi insanın en önemli eylemi. Hatırlarsanız ne demiştik? Tanrı'yla, evrenle, insanlarla, kendimiz olmayanlarla, hatta kendimizle tüm ilişkimiz bir bilgi ilişkisi. Her şeyi bilgiye dönüştürerek ilişki kurabiliyoruz. Bilim dallarımızın adlarını hatırlamamız ya da psikoloji diyorsun. Değil mi? Sosyoloji diyorsun. Her şeyi bilgiye dönüştürüyoruz. Ömür boyu yaptığımız aslında bir çeviri hareketidir. Mahsusu alıyoruz, makule çeviriyoruz. Ancak böyle irtibat kurabiliyoruz. Tamam mı? Ya da verileri alıyoruz. Bu mahsus dediğimiz illa böyle algılanabilir nesneler için değil, iç mahsusatımız da var. Değil mi? Bunları alıyoruz. Makul, idrak edilebilir. Sensible olanı alıp intelligible olanı çeviriyoruz. Hepsini söyleyeyim ki hangisi hoşunuza giderse onu kullanırsınız. O açıdan yani şu tamamen bir bilgidir. Şuradaki her şey bilgi. Giydiğiniz elbiseler, yazdığınız kalem. Kendimizi bilgiye dönüştürmüş vaziyetteyiz. Yani bilgi bir türlü bizim ipek böceğinin kendine yaptığı kozaya benziyor. Çünkü biz çıplak olarak yaşayamayız. Hiçbir şekilde evrende ister maddi ister manevi çıplak olarak yaşayamayız. Bilgi bizim bir elbisemiz gibi düşünün. Nasıl ki bedenimizi korumak için rüzgardan, soğuktan elbise giyiyoruz. Bilgi de aslında bizim aklımızı, psikolojimizi neyse koruyan elbiseler gibi. Dolayısıyla her şeyi bilgiye dönüştürerek kendimize konu kılıyoruz. Zaten bilgi kelimesindeki ilemek, ilgi bundan geliyor. Yani B biliyorsun birleştirici bir kelime şeydir, harftir. Her şeyle ilgimiz o ilmek, ilik, iliklemek. Bakın bu boşuna değil yani. Kelimelerin kendine göre bir zihniyeti var. O açıdan her şeyimiz bilgiyle alakalı. Tüm tasvifimizi buna göre yapıyoruz. Şimdi klasik şeyde sırf klasik
anlattığımız dönemde değil ama her dönemde böyledir. İlk önce dikkat edeceğimiz şey arkadaşlar, bilinebilir olanla bilinemez olanı çok iyi tayin etmeniz lazım. Buyurun. Daha şöyle, daha üçlü bir ayrım yapayım. Daha iyi olur. Bilinebilir, bilinemeyen bilinemez. Mesela o kültüre göre bilinemez olan nedir? Ya da bilinemez, bilinemezlik idraki bir bilgidir, bir kognisyondur. Mesela Tanrı'nın mahiyetini bilemeyiz cümlesi bir bilgidir. Ama idrak, aziyetül idrak, huvel idrak. Değil mi? Yani idrakin aziyetini bilmek bir bilgidir. Kognitif bir faaliyettir yani. Bilişsel bir faaliyettir. Anlaşıldı mı? Dolayısıyla bilinemezlik. Neyi bilinemez kabul ediyor bu insanlar? Bilinemeyen, yani o anda bilinemeyen ama bilinebilirliği mümkün olan. Çünkü araştırma imkanı değil mi? Üniversiteyi bunun için kuruyorsun. Üniversite ne yapıyor? Araştırma merkezleriniz var. Niye araştırıyorsunuz? O anda bilinemeyeni. Ama bilinebilirliği var. Bilinebilir. Bir ümit. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bilmiyoruz ama işte bileceğiz gibi. Bir de bilinebilir olan var. O anda hali hazırda bilinebilir olan. Anlaşıldı? Hiç bu şekilde tasnif ettiniz mi hayatınızda? Yok. Dolayısıyla çorba oluyor. Mesela gizli bilimleri anlayamıyorsunuz. Tasavvufi faaliyetleri anlayamıyorsunuz. Yani niye koca koca adamlar simya ile uğraşıyor anlayamıyorsunuz. Anlaşıldı mı? Çünkü bir şeyi bilmek, buralar önemli. Bir burada bir bilme faaliyeti var. Bir de manipüle etme faaliyeti var. Bu çok önemli bir şey. Yani A bilgisi var. Henüz elimizde değil. Ya da bilinemiyor. Ama birileri diyor ki biz bunu biliyoruz. Bilebiliriz. Buna imkanımız var ve bunu manipüle edebiliriz. Bunu yönlendirebiliriz, kontrol edebiliriz, kullanabiliriz. Oradan bir toplumsal güç üretiyorlar. Kilisenin en büyük gücü budur. Katolik Kilisesi'nin tarih boyuncaki en büyük gücü insanlar için bilinemez olanın bilinebilirlik imkanlarını elde tuttuğunu ve bu bilgilerle doğayı, evreni manipüle edebileceğini iddia etmesidir. Anlaşıldı? Şimdi bu üzerine konuşacağız. Şimdi bilinebilir olan kendi içerisinde, ya bu arkadaş fabrikadan alıyor herhalde kalemi, ha öyle gözüküyor değil mi? Neyse şey yapma, boş ver. Şimdi bilinebilir olan kendi içerisinde ikiye ayrılır. Kamusal bilinebilirlik, yani avam demiyorum, kamusal. Çünkü niye bu? Öğretim buraya dayanacak. Öğretim. Öğretimin hiyerarşisi de buraya dayanacak. Mesela 4 yaşında bir çocuğa ne öğreteceksin? İlkokulda bir çocuğa ne öğreteceksin? Değil mi bugünkü şeyleri? Ortaokulda ne öğreteceksin? Lisede ne öğretileceksin? Ve ne öğretilecek bunlara? Bütün kitapları buna göre yazmıyor musunuz? Milli eğitimde kitap yayın bilmem ne filan kurulları var. Her şeyi anlatıyorlar mı orada? Tarihte ne anlatacağız? Çünkü bilgi zannedildiği gibi sadece bununla oluşmuyor. Bir de üst bilgi var. İşte ne diyelim buna bugün? Akademik bilgi. Her zaman var bu. Ne demek bu akademik bilgi? Bak bir örnek vereyim. Diyelim ki Osmanlı'nın kuruluşuyla alakalı bir sürü teori var. Kendi arasında anlaşamıyor akademik bilgi. Ama sen bunu lisede bu tartışmaları üretmiyorsun. O sıradaki
siyasetin tercih ettiği neyse onu öğretiyorsun. Değil mi? Çünkü kurum bir tercih işidir. Yani kurumlar bir şeyi tercih eder. Belli bir siyaseti vardır kurumların. Sen orada o üst bilgi, akademik bilgi ya da buna yüksek bilgi de diyebilirsin. Yüksek bilgi. Bu bilgiyi seçiyorsun. Peki, diyelim ki bugün kozmoloji ile alakalı, evrenin oluşumuyla, kozmogoni ile alakalı 5-6 tane teori var. Ama yaygın olarak öğrettiğin teori nedir? Big Bang teorisi, büyük patlama. Diğerleri henüz senin bilgi kriterlerine göre kamusal hale gelmiş değil. Şimdi soracaksın mesela, dedim ki bak bu o kadar önemli ki kuruluş beylik döneminde ne tür bir bilgi kamusal? Fatih döneminde ve sonrasında ne tür bir bilgi kamusal hale geliyor? Tüm bunlarda bir de çok önemli bir kavramımız ne bilinmeye değerdir? Bu da toplumdan topluma, zamandan zamana değişir. Tahmin ettim. Yok, gerek yok. Tamam. Önemli olan kalem olması. Mavi geldi. Tamam mı? Ne bilinmeye değerdir mesela? Toplum için, kişi için bilinmeye değer olan nedir? Şimdi bak bunu bilmezsen Katip Çelebi diyor ki ya diyor niye biz gizli bilimleri bilmek istemiyoruz? Yani niye onları yasak koyuyoruz? Niye bunlar bilinmeye değer olmuyor ki? İşte büyü, cifr, reml, değil mi? Bir sürü gizli bilim yok mu? Klasik yine. Occult science. El-ulumul hafiyye. El-ulumul celiye diye ayrım yapıyorsun. Ya bu ne demek bu? Şimdi lafız olarak arkadaşlar, hep söylüyorum ya, lafızla düşünüyoruz. Lafız olarak bunları yazıyor. El-ulumul hafiyye. İşte gizli bilimler. El-ulumul celiye. Açık bilimler. Ne? Adamların derdi niye? Yani canları sıkılmış da ilimleri bir de böyle mi ayrılın demişler. Şimdi tutuyor Katip Çelebi diyor ki faydasız ilim diye bir şey yoktur. Tüm bilimler faydalıdır. Dolayısıyla şimdi bunu nasıl yazıyor adam görüyor musunuz? İlk defa Katip Çelebi bilimde önümüzü açtığı bilmem. Böyle yorum yapmak zorunda kalıyoruz. Meseleyi anlamayınca. Niçin Katip Çelebi böyle bir tavır alıyor? Çünkü Katip Çelebi çok ağır bir hastalık geçiriyor. Mevcut tıp, kendi döndüğü mevcut tıp buna bir çözüm üretemiyor. Oturuyor, çok iyi çalışıyor zaten. Kendisi tıp öğreniyor. Bunun üzerine o dönemdeki rasyonel bilginin, istidlali bilginin dışındaki gizli bilimlerle uğraşıyor. Bugün de öyledir. Bugün de pek çok insan modern tıbbın çözemediği ama modern tıpçılar tarafından, yani rasyonel, bugünkü rasyonelite tarafından tıbbi olmayan, uyduruk, koca karı gibi görülen tıbbi bilgileri kullanmıyor mu? Hele hele bir insanın çocuğu hasta olursa. Hastaneye gidiyorsun, doktor diyor ki tıbbın yapacağı bu kadar. Tıp dediğin ne ya? İşte senin kurduğun bir şey. Şimdi tıbbın dediği bu kadar dediğinde sen ha abi eyvallah tıp bu kadar diyorsa böyledir demiyorsun. Şimdi gidiyorsun biri diyor ki şu şöyle bir alaşımı kullan, şöyle bir kürü kullan, böyle bir falan demiyor musun? Gidiyorsun değil mi? Hele çocuğunsa bu. Bir şekilde yani deseyler ki sana Meksika'da böyle bir ihtimal var, gidiyorsun paran varsa. Hı? Bu, o gün de böyle yani. İnsan değişmedi ki. Dolayısıyla belli bir dönemde bilimin rasyonalitesi her dönem için geçerli değil. Rasyonalite neydi hatırlayın, ne demiştik? Yöntemin bilgiye kattığı bir niteliktir. Yoksa mutlak rasyonalite, zaman mekanı aşan bir rasyonalite yok. Sizin diyelim ki Greklerin, Aristoteles'in döneminde rasyonel dediğin şey bugün işte pekala rasyonel olmayabiliyor. Ya da işte Bağdat'ta rasyonel olan İstanbul'da rasyonel olmayabiliyor. Tamam mı? Dolayısıyla o rasyonaliteyi veren mesela İbn Sina'nın bilim teorisi belli bir dönemdeki bilimsel bilginin rasyonel zeminiydi. Biz bugün İbn Sina'nın zemininin rasyonel olduğunu kabul etmiyoruz ki. Değişti gitti o. Yani çok dinamik
hareketli bir yapıyla karşı karşıya olduğumuzu anlamanız lazım. Bilgi şöyledir, değil. Şimdi o zaman ulumu hafiye dediğin zaman ya da ulumu celiye dediğin zaman neyin nasıl cereyan ettiğini anlayabilmek için o kültürün ne bilinmeye değerdir sorusunu çözmen lazım. Bak bir örnek, diyelim ki bilim devrimi çalışıyorsun. Nova Scientia diye bir bilim çıkıyor ortaya. İşte Natural Philosophy. Şimdi bu dönemde entelektüellerin, yüksek bilgiyi elinde tutan insanların, üniversite hocalarının yeni bilgiyle olan ilişkisindeki en önemli anahtar kavram ne bilinmeye değer? Yani Galile'nin dile getirdikleri o dönem için bilinmeye değer mi? Çoğu için değil. Yani teleskoptan elde ettiğin veriler o dönem üniversite hocaları için bilinmeye değer değil. Bunların gericiliğiyle, ilericiliğiyle, irrasyonalitesiyle alakası yok. Çünkü bütünün, o dönemdeki kültürel bütünün ne bilinmeye değerdir, ne bilinmeye değmez. Bu konuda bir kanaati var. O değişmiyor, kolay kolay değişmez. Zor bir şey mi anlatıyorum? Belki ilk defa böyle ayrımları duyduğunuz için biraz şey yapıyorsun ama bu böyle yani. Daha şeye gelmedik. Bilinemeyene bilinemez. Oradan da işimiz daha da zorlaşacak. Ha. Bilgi basit bir hadise değil. Hele Türkiye'deki kaba ideolojik perspektiflerle yazılan, anlatılan şeyle değil. Onun için zaten bir çıkış yolu bulamıyoruz. Mefhumu anlamadığımız için, kavramı anlamadığımız için, anlatıyı idrak edemediğimizden dolayı, onu parçalanamadığımız için, tasavvuru yok çünkü. Tasavvurunu elde edebilmen için deneyimine sahip olmam lazım. Deneyim, tasavvur, tasdik, yargı şeyi. Biz çünkü yargılardan kurul anlatılarla muhatabız. Her anlatı yargılardan kurulur. X, Y'dir, X, B filan. O anlatıyı alıyoruz. Hikaye demek anlatı biliyorsunuz. Bunu anlatıp duruyoruz. Bu anlatının dayandığı tasavvurlar neler? Her bir önermenin bileşenleri olan X, Y'dir, X'in bir tasavvuru var, Y'nin bir tasavvuru var, D'nin bir tasavvuru var. X, Y'dir'in toplam bir tasavvuru var. Orada 4 tane tasavvur var değil mi? Razici gelenekte. X, senin bir tasavvuruna sahip olman lazım. Mesela elma, bir tasavvuru. Elmanın bir tasavvuru olması lazım. Elma kırmızıdır. Kırmızının bir tasavvuru. Elma kırmızıdır yargısının bir tasavvuru ve üçünün, mecmuunun bir tasavvurunun olması lazım sende. Anlatılar böyle kuruluyor. Ama bu tasavvuru elde edebilmek için elmayla bir deneyim ilişkisi yaşaman lazım. Elmayı hiç görmemiş bir adama elmayı anlatamazsın. Anlatabiliyor muyum mesela? Ya da şimdi diyelim ki Oktid'in geometri kitabını ne koydun? Çevir, oku. Gayet de güzel. Türkçe. Anlayabilir misin? Hayır. Onu deneyimlemen lazım. Oradaki teori, ispat süreçlerini deneyimlemen lazım. Yoksa kapattığın zaman ne kaldı aklında? Hadi bakayım anlat bir teoriyi orada. İspatını yapamazsın. Değil mi? Ya bir fizik kitabı normal roman gibi okunur mu? Romanı bile içine dahil olmadığın sürece temessül edemezsin. Anlatabildim mi meseleyi? Ha. Şimdi dolayısıyla tasavvurları iyi elde etmemiz lazım. O dönemde bilgi deyince ne anlıyor? Bilinebilir deyince ne anlıyor? Bilinemez deyince ne anlıyor? Bunun deneyimini sen o dönemdeki metinlere ya da o dönemdeki imkanları dikkate alarak en azından tahayyül düzeyinde deneyimlemen lazım. Bakın modern bilimde laboratuvarın önemli özelliği nedir? Laboratuvar niye kurulur? Çünkü adama bir fizik teorisi, kimya teorisi anlatıyorsun. Değil mi? İşte kurbağayı anlatıyorsun, sonra gidiyorsun laboratuvarda kurbağayı kesiyorsun, deneyimletiyorsun çocuğa onu. Öyle değil mi? Eğer o deneyimlemeyi iyi yaptığı zaman çocuğun tasavvuru zenginleşiyor. Bu ne sağlar? Anlatıyı zenginleştirebilirsin, anlatıyı değiştirebilirsin, anlatıyı çoğaltabilirsin, anlatıyla oynayabilirsin. Çünkü tasavvurlar elinde. Makine gibi düşün. Makinenin bütün, yani telefon, elinizdeki telefonu hepiniz kullanıyorsunuz. Peki telefonun parçaları hakkında bir tasavvurunuz var mı? Telefonu söktünüz, bir daha bir araya getiremezsiniz. Ama tasavvurlarını elde ettiğiniz zaman, onun deneyimine sahip olduğunuz zaman o parçaları tekrar birleştirip telefonu yeniden inşa edip üretebilirsiniz. Çünkü tasavvurlara sahip olmak, deneyimine sahip olmak onlar arasındaki nedensel ilişkileri kurmayı da size verir. Anlatabiliyorum değil mi arkadaşlar meseleyi? Bu sadece bugünkü herhangi bir alet için değil, tüm bilgi için geçerlidir. Dolayısıyla mesela kamusal olan bilgiyi, çünkü şöyle bir yanlış var. Medresede okutulan bilgi
diyelim ki kanun dönemini çalışıyorsunuz. Medrese kitaplarını incelediniz. Dediniz ki ha, Osmanlı ilim zihniyeti bu kadar değil. Çünkü medreselerde okutulan bilgiyle Taşköprüzade'nin, kanun döneminde yaşamış Taşköprüzade'nin yazdığı eserlerdeki bilgi eşit değil ki. Anlatabildim mi? Yani çünkü şey bilgisi yani şuna benzer. İlkokulda okutulan bilgi Türkiye'de mevcut bilgiye eşitlenebilir mi? Hayır. Ortaokul, lise, üniversite, hatta üniversitede okutulan bilgi. Diyelim ki felsefe bölümünde okutulan felsefe, Türkiye'deki felsefe kültürüne eşitlenebilir mi? Hayır. Çok önemli filozoflarımız var. Onların yazdığı metinler birçoğu üniversitelerde bırakın öğrencileri, hocalar tarafından bile bilinmeyebiliyor. Falan İngilizce yayınlamıştır, Almanca yayınlamıştır değil mi? Yani bilmiyorum anlatabildim. Yani bilginin hiyerarşik dizilişi ni dikkate almak zorundasınız o kültürde. Ve bunun da zaman ve mekana göre öğretimi değişik olabilir. Diyelim ki kuruluş döneminde yani 1302 ile 1389 diye bir ayırmıştık hatırlarsanız. 1389, 1470, 1470, 1540 diye ayırdık değil mi geçen hafta? Öyle miydi? Ha. Şimdi bu dönemlerdeki bilginin ne kadar öğretiliyor ya da medreselerine ne tür bilgi öğretiliyor? Hangi tür bilgiler var? Mesela Davud'un Kayseri hani geldi mi gelmedi mi tartışması var ama ya da Molla Fenari'ydi daha iyi. Molla Fenari sahip olduğu bilgi kişisel olarak sahip olduğu bilgi o dönemde Osmanlı medreselerine tam karşılık buluyor mu? Yani hepsini o öğretiyor mu? Mesela mensup olduğu Vahdet-i Vücut öğretisini öğretiyor mu? Misbah-ı Yunus'u okutuyor mu mesela? Medreselerde okutmuyor değil mi? Anlatabildim mi meseleyi? Dolayısıyla öğretilen bilgi hangi bilgidir? Bu şeyi şunu öğretilen bilgi. Bunu da kendi içerisinde bölebilirsiniz. Öğretilen bilgi. Çünkü medreselerin yani bilginin hiyerarşisi. Bilginin hiyerarşisi. Lan bu acayip kokuyor adamı sarhoş eder ha. Böyle müthiş bir şey. Alkol müdür nedir ya? Bilginin hiyerarşisi var. Bilgiyi al cebinden ver değil yani bu. Çocuğa bile onu hiyerarşik öğretiyorsun. Matematiği işte 4 sayıdan başlıyorsun, 4 işlem. Hemen kök hesaplarından başlamıyorsun yani. Anlaşıldı mı mesela? Ha. Kolay bir yapı değil bu. Şimdi o açıdan diyelim ki biz Fatih dönemi bilgi şeyini çıkartabilmek için kamusal öğretilen bilgi nedir? Bu hangi hiyerarşik aşamalarda öğretilir? Çünkü bilgiyi birden alamazsın. Üst bilgi nedir? Bunu da büyük oranda o dönemdeki bilginlerin yazdığı eserler ve kendi alandaki tartışmalardan çıkartıyorsun. Bir de çok önemli bir şey ne bilinmeye değerdir? Neyi bilinmeye değer kabul ediyor bu insanlar? Bu değişir her kültüre göre değişir, döneme göre değişir. Yani diyelim ki Ulu Bey için bilinmeye değer olanla kardeşi Baysungur için bilinmeye değer olan aynı değil. Biri sanat manyağı. Acayip yani hakikaten deha seviyesinde bir sanatçı ve sanata meraklı bir adam. Hat sanatları, ebru sanatları, atölyeler kuruyor. Maddi imkanlarına göre yönlendiriyor. Çünkü onun için bilinmeye değer olan bu estetik bilgi. Ulu Bey için ise bu yani fuzuli demeyelim ama lüks bir şey bu. Matematiksel olan daha önemli. Bakıyorsun Ulu Bey Medresesi'nde, Semerkant Medresesi'nde felsefe dediğimiz yani İbn Sina'cı meşayi felsefe çok küçük bir oranda temsil ediliyor. Niye? Çünkü onun için bilinebilir yani bilinmeye değer değil fazla. Belirli unsurlara ihtiyacı var. Önemli olan matematiksel olan. Sayılar teorisi, aritmetik, geometri, cebir, konik kesitleri, astronomi, değil mi? Optik. Matematiksel ifade edilen bilgiye bilinmeye değer şey için, Ulu Bey için. Şimdi bakıyor adam, ulan İbn Sina'nın işaratı nerede ya? Yok. Ama başka bir yere gidiyorsun, İbn Sina üzerinde. Yani İbnü'l-Üşt'e gidiyorsun, diyorsun ki ya adam bayağı eser yazmış. Yani bir sayılar teorisiyle ilgili ne demiş İbnü'l-Üşt'ün? Kanaatlerine bakayım diyorsun. Abi yok. Cebir hakkında, hendese, yok öyle bir adam. Çünkü İbnü'l-Üşt için matematik kendinde bilinmeye değer bir bilgi değil. Gerçekliği, hakikati bize vermez.
mantık ve mantıksal olanın uzantısı. Neyse o. Şimdi buradan tutup İbn-i Rüştü Süslüman'ın bir anlamı var mı? Ya senin gibi bakmıyor ki olaya adam. Çünkü bilinmeye değer olanın peşinde adam. Onun yöntemi o. Daha radikal bir örnek İbn-i Bacca. Değil mi? Daha önce de zikretmişimdir. İbn-i Bacca'ya göre dünyanın en gerizekalı adamı İbn-i Heysem'dir. Boş işle uğraşmış. Ya da şeydir, Beni Musa'dır. Mekanik kitabı yazıyor. Mekanik oyun ya adama göre. Bunu açıkça söylüyor. Bu yorum değil ha. Beni Musa'nın kitabı hiyeli vakit kaybıdır diyor. Bu adamlara dayak atmak lazım diyor. İnsanları boş işlere yönlendiriyorlar. Şimdi biz ise bugün mekanik bilimi işte ilk filan. Niye? Çünkü İbn-i Bacca için hakikat bilgisi, yani hakikati elde etmenin bilgisinin bir yöntemi var. Bu yöntem de kendi uyguladığı bir yöntem. Bunun dışındakiler bilinmeye değer değil. Şimdi aynı şeyden hareket edersen, diyelim ki bir irfani okul mensubu, Vahdet-i Vücud Ekberi geleneğe mensup birinin matematikle ilgilenmemesi, matematik düşmanlığıyla alakalı değil ya da fizik düşmanlığıyla alakalı değil. Sen bir ona bir şey demiyor ama o kendi güzergahında takip ettiği yöntem için bilinmeye değer değil öncelikli olarak. İbn Arabi'nin Cebir kitabını gördünüz mü? Var mı böyle bir şey? Mantık kitabı var mı? Mantıkla da alası yok adamın. Değil mi? Düşünsenize İbn Arabi'nin yazdığı bir konik hisleri kitabı bulduk. Ne olur ama değil mi? Ama yok. Çünkü adam için bilinebilir, uğraşılabilir olan o değil yani. Bir değeri yok onun için. Ama bu onun değersiz olduğu anlamına gelmiyor. Yani eğer kendisi fiili olarak bu değersiz de dememişse, dese bile yorumlanabilir bir şeydir. Yani benim için birinci derecede bunun bir değeri yok. Niye? Keyfi olması bakımından değil. Benim için hakikatle kurulan irtibatın güzergahı, yöntemi bu değil. Dolayısıyla herhangi bir dönemde ya da herhangi bir kültürde, herhangi bir zamanda, herhangi bir mekanda neyin bilinmeye değer olduğu konusunda kanaatinizin olması lazım. Senin önceliklerin onların öncelikleri değil. Senin derdin onların derdi değil. Senin bakışın onların bakışı değil. Yani böyle tarihte içkin bir amaç varsayarak geriye doğru İnsanları yargılamanın bir anlamı yok. Yani senin bir de şöyle tabii bir densizlik var. Bizim ulaştığımız nokta, aslında ulaşılması gereken nokta, tarih kendini amacını bu şekilde açığa çıkartmış. Buradan hareket ediyorsun. Bunlar niye uğraşmamışlar? Şunlar niye uğraşmamışlar? Şuna niye değer vermişler? Sana ne? Onun öyle bir değer derdi olmayabilir. Önemli olan bu adamın derdi ne? Bu adam için bilinebilir olan ne? Bilinmeye değer olan ne? Bunu sorgulamak lazım. Şimdi biraz zor bir şeyden bahsediyorum gibi değil mi? Ama böyle bakmak lazım meseleye. Yoksa köylü okuması yaparsınız. Gerçekten köylüce okunuyor meseleler. Evet, şimdi bunun üzerine devam edeceğiz. Şimdi ne bilinmeye değerdir sorusunu da arkadaşlar iki mesele üzerinden değerlendirmek lazım. Bakın ister Mezopotamya, Mısır, ister Grek, eski Yunan, ister Helenistik dönem, ister İslam fark etmez. İki bilgi türünü ayırmazsanız birbirine karıştırırsınız. Birincisi dışlak bilgi, dışa yönelik bilgi, ikincisi içe yönelik bilgi. İki temel soruya oturur bir. O nedir sorusu ile ben kimim sorusunu ayıracaksınız medeniyetlerde. Şimdi ben kimim sorusu son derece farklı cevapları üreten bir sorudur. Tüm tasavvuf, şimdi tasavvufu hiçbir bilgi sistemi olarak inceliyor muyuz biz? Ya tarikatları indirgiyoruz ya da böyle işte mistik, efendim edebi ifadeleri indiriyor. Halbuki orada bilinebilir olan ya da bilinmeye değer olanın başlangıç noktasının beni analiz etmekten geçtiğini iddia eden bir perspektif var. Eğer biz manipülatif bir bilgiden bahsetmiyor bu adamlar. Biz eğer gerçeklikle bir irtibat kuracaksak ve bu gerçekliğin zeminde bulunan temel hakikatleri yakalamak istiyorsak, başlangıç noktası olarak kendimin analizini yapmam lazım. Ben kimim sorusu, ben gibi olanların cevabının imkanını taşır. Çünkü ben kendimi iyi analiz edersem,
Ben gibi olanlar, bakın burada niye ben gibi dedim, özellikle dedim, parçalama fikri yok. Ötekileştirme, mesela öteki kavramı, başka kavramını, ben kimim sorusunu merkeze alan bir düşünür sormaz, kullanmaz. Çünkü o hep bir itelemeyi gerektirir. Bu nedir, masa nedir sorusu, bir kere masayla benim aramda bir mesafe üretme zorunlu kılar. Onu objeleştireceğim, kendimi süzeleştireceğim. Tamam mı? Ve mesafeyi de bilgiyle kapatmaya çalışacağım. Çünkü o nedir sorusu her zaman bir mesafe üretme sorusudur. Belirli bir mesafeden hareket ederek ona yaklaşabilirsin. Obje o demek zaten, fırlatılmış olan, karşıma konulmuş olan obje. Ve bununla ben bir idrak ilişkisine giriyorum. O da yakalamak demek. Onu yakalayıp kendime çekiyorum. Bu balık tutmaya benzetebilirsiniz bunu. Oltamı atıyorum, balığımı çekiyorum gibi. Balık orada. Ben bilen, balık bilinen, oltada o bilgi metodolojim, aracım olarak görebilirsiniz. Dolayısıyla sürekli benim o mesafeyi kısaltacak enstrümanlar geliştirmem lazım. Dolayısıyla bilme faaliyeti esas itibarıyla bilen ile bilen arasındaki mesafeyi kısaltma ya daraltma meselesi. Ama hem o mesafe var. Bu bir optik benzetmeyle açıklanabilir. Bir şeyi görebilmek için o şeyin senden uzak olması lazım. Ne çok uzak olması lazım, ne çok yakın olması lazım. Değil mi? Ne çok büyük olması lazım, ne çok küçük olması lazım. Belirli bir oranda ancak sen onu görebilirsin. Bilme faaliyetini, bilen bilinen bilgi ilişkisini bu şekilde kurabilirsiniz. Ve bunu aşmak için bu gelenekten gelen düşünürler bilen, bilinen ve bilgi özdeşliği üzerinde, değil mi? Bir sürü teori geliştiriyorlar. Bakın, şimdi diyelim ki Aristoteles, İbn Sina'cı çizgi tam özdeşlik. Yani bilen ile bilinen. Şimdi bir bilinen var ya, bir de zihnimde onun bilgisini elde ediyorum. Acaba bu bilgiyle bu bilinen arasındaki ilişki özdeşlik ilişkisi midir? Benzerlik ilişkisi midir? Eşitlik ilişkisi midir? Tartışmaları var, değil mi? Vücud-i zihni ya da vücud-i ilmi dediğimiz bilgisel varlık ya da zihni varlık bir teşbih midir? Bir zım mıdır? Vücudu zihni diye büyük bir külliyat var. Vücudu zihni yani bilimsel bir bilgi demek. Vücudu zihni bilgi demek. Bu bilgi ne tür bir bilgidir? Yani ben bu sandalyeyi bildiğim zaman sandalye ile ilişkin bilgim sandalyenin kendisine eşit midir? Özdeş midir? Bir eşitlik mi vardır? Onun bir temsili midir? Çünkü Kant'la birlikte biz bilginin tamamen bir temsil olduğunu iddia ediyoruz. Ve öyle gidiliyor. Bir korelasyon ilişkisidir. Ve bu korelasyon ilişkisinden bir temsil oluşur. Dolayısıyla hiçbir zaman bunun hakikatini bize vermez. İşte orada bir hakikat var mı? Olabilir ama o bize kapalıdır. Değil mi? Numenal, fenomenal ayrımını bu mantıkla bakacaksınız. Lafsi bir şey değil o. Yani ben fiziksel dünyadaki herhangi bir nesneyi ancak zihnimde temsil düzeyinde bilebilirim. O da oradan gelen verilerin benim kognitif yapımda bulunan bileşenlerle etkileşimin neticesinde ortaya çıkar ve ben bunu önermede temsil eder. Bu önermede temsil ettiğim bilgi bunun bir temsilidir sadece. Anlaşıldı mı? Peki bu ne olacak? O kadarla yetin babaya, fazla karıştırma ortalığı. Değil mi? İşte bunun karşısına çıkacaklar. Bilim aslında bize bunun tam teşekkülü bir bilgisini veriyor diyecek filan falan. Aynı şekilde ta ilk dönem felsefi geleneklerden itibaren tartışılan konu bu. İbn Sina'nın metinlerinde olsun, işte Razi'nin metinlerinde olsun. Mesela kelamcılar vücudu zihniye karşı çıkacak. Sonra bunu benimseyecekler ama belirli budamalar yapacaklar, değil mi? Taşköprüzade oturacak, el vücudul ayni fi vücudu zihni, eşhudul ayni fi vücudu zihni diye koca kitap yazacak. Ne demek vücudu zihni? Bilgi nedir? Bilinenle olan ilişkisi nedir? Niye böyle bir şey çıkıyor? Çünkü o nedir sorusu bunu getiriyor. Dolayısıyla bununla ilişkin metinler, buna ilişkin eserler, yazılar bir gelenek oluşturuyor. Bir de tam tersine ya biz o nedir sorusunu sorduğumuzda
bilinenle bilen arasında bir mesafe koyuyoruz. Ama öyle bir bilgi konumuz var ki bu bir mesafeyi kaldırmıyor. O da ben nedir, ben kimim ya da ben nedir sorusu bile tehlikeli bir soru. Tamam mı? Ben nedir? O da çünkü beni yabancılaştırır. Ben kimim sorusu sorduğum an bilen, bilinen ve bilgi arasında bir ayrım yapamazsın. Çünkü bilen sensin, bilinen sensin, bilgi sensin. Öyle değil mi? İşte buna bunu cevaplamak için o nedirciler diyecekler ki husulü bilgi ile huduru bilgi arasında bir ayrım yapalım. Husulü bilgide bilen, bilinen ve bilgi arasında farklar var. Çünkü orada bilgiyi hasıl ediyoruz. Husulü suretü şey fizzihin. Değil mi? Tanımı böyle yapacak. Zihinde bir şeyin suretinin husulüdür diyecek. Bir de es suretül hasıla diye bir ayrım var. Ama bu benle ilgili bilgi ya da Tanrı'nın kendisi hakkındaki bilgisi husulü bir bilgi değildir. Huduru bir bilgidir. Çünkü huduru bilgide bilen, bilinen ve bilgi arasında bir ayrım yapamayız. Bu huduru bilgi ayrımını kim yapıyor? O nedir sorusunu peşinden gidenler yapıyor. Anlaşıldı mı? Bakın, şimdi kendini tanı diye bir şey var biliyor musun? Delphi tapından da yazıyor. Sonra işte felsefenin bir sorusu, bazı felsefe tarihçilerine göre işte tüm Akdeniz dünyasındaki felsefeyi tetikleyen soru budur. Güzel de kendini tanı sorusunu sen oradaki tanımayı bilgiye çevirerek kendini bile çevirdin. Şimdi bu yanlışlık bir kelime yanlışlığı değil. Kendini bil diye çevirdiğin an o bilmek o nedir sorusundan neşet eden bir bilme faaliyetidir. Kendini de bilgi konusu kılıyorsun, nesneleştiriyorsun. Halbuki oradaki kendini tanıma gnosis değil mi? İşte mesela ne diyor? Men arafe nefsehu fekat arafe rabbehu. Kendini bilen Rabbini bilir. Gitti bütün cümle. Kendini tanıyan Rabbini tanır. Ama o tanımayı da yine marifet kelimesiyle marifetun nefs diye çevirdiğin an yine o nedirci zeminden hareket ediyorsun. Bak iş ne kadar karışık. Halbuki ben kimim diye başlayan bir bakış açısı sadece kendisini değil. Mesela bu masayı öteki, başkası, ben olmayan olarak görmüyor. Ben gibi diyor ona, ben gibi. Bak bu tabir önemli, ben gibi. Evrendeki her şey ben gibidir. Çünkü ortak bir zeminde onu paylaşıyorsun. Neyse çok işi soyutlamaya vardırttık ama. Şimdi vahdeti vücudu anlayabilmek için, ekberi geleneği anlayabilmek için, tasavvufi geleneği anlayabilmek için bu soruyu merkeze almak zorundasın. Çünkü tasavvufun derdi nesneyi, evreni parçalara bölüp sonra o parçaların karşısına geçip ona bakıp onu pasifize edip kendisine bir alınlama süreci yaratmak değildir. Çünkü tasavvuf için herkes birbirini seyrediyor. Herkes birbirine bakıyor. Sadece ben bakmıyorum yani. Dağ da bana bakıyor. Ben de dağa bakıyorum. İkimiz birbirimize bakışıyoruz. Kim dağ, kim ben? Nereye kadar devam eder bu? Bu şu demek değil. Tasavvuf beni ilga ediyor anlamında değil ama bu belli bir bilgi seviyesinde beni işaret etmekle belli bir seviyeden sonra beni ortadan kaldırmak arasındaki ayrımı göz önünde bulunduruyor. Durum hiç iyi değil. Gözlerinizden okuyorum bunu. Hocam bir şey sorabilir miyim? Soruyu sor. Sor bakalım. Hocam bu o nedir sorusuyla ben kimim sorusu induktif ve dedüktif metotla alakalı bir şey mi? Yoksa çok mu alakalı? Tümden var. Sizinle benim anlaşmam çok zor. O ikisi de o nedir sorusu içerisinde. Yani tüme varım, tümden gelin. Tamamen o nedir şeyinde. Çünkü ben kimim sorusu bu tür yöntemleri vaz etmez. Bir yaşama meselesidir o. Tamam mı? Bu tür ötekileştirmeleri kabul etmez. Bir alan içerisindesin sen. Ve o alanda her şey birbiriyle elektromanyetik bir etkileşim içerisinde. Neyin ne olduğuna ilişkin ayrımı o seviyede yapmıyorsun zaten. Yani şöyle bir şey söyleyeyim bak. Çok basit örnekler bunlar. Şimdi belgesel istiyorsunuz. Diyor ki doğada güçlü olan zayıf olanı yer. İşte sana hemen bir kurt gösteriyor. Bir de ceylanı yakalamış. Soru şu. Doğa ne? Kurt doğanın bir parçası değil mi?
Ceylan da doğanın bir parçası. Kim kimi yiyor? Doğa doğayı mı yiyor? Şimdi o nedir sorusu çerçevesinde düşündüğünde doğa diye bir belirsiz bir yapı var. Ne olduğunu bilmiyoruz. Doğa. Kafanızda bir tasavvur var mı? Onu tasavvurlaştırdığında ağaç, toprak değil mi? Yani bu yapılar geliyor ve orada bulunanlar. Ve diyorsun ki doğada zayıf olan, şey, güçlü olan zayıf olanı yer. Güçlülük, zayıflık da doğanın bir fonksiyonu. Birbirini yiyip duruyorlar o zaman. Ya yani bu doğa birbirini karışık bir şey çıkıyor ortaya. Şimdi ben kimim sorusundan hareket eden bir insan için bu tür tefrikler belirli bir alanda cereyan eder. Bunlar yanlış değil bak. Yani nesnelerin birbirinden ayrışabilirdiği, ayırt edilebilirdiği alan var. Fakat bu alan hakikatin bir temsili değil. Zemine indiğin zaman aslında aynı şey. Hı? Bunu ayırmak zorundasınız. Yoksa şunu anlayamazsınız. Yahu Monla Fenari bir tarafta mantık kitabı yazıyor. Bir tarafta usul kitabı yazıyor. Değil mi? Çok önemli bir usul kitabı var değil mi? Şimdi usul fıkıh kitabı. Bir tarafta da Misbahül Unsi yazıyor. Bunların lahana turşusu. Ne yapıyor bu adam? Yani adamın iki farklı soru sorma. Ne dedim? Birini reddetmek değil o. Birini normal toplumsal gerçekliğin hangi bilgi üzerinden gittiğini farkındalar. Ama eğer neticede ortada bir hakikat araştırması varsa bu hakikat araştırmasının zeminin orası değil. Burası olduğunu adam iddia ediyor. Anlatabildim mi arkadaşlar? Ha, her iki yöntem içinde o nedir ve ben kimim sorusu içinde öğretilebilen bilgiyle efendim yüksek bilgi arasında fark var. Mesela diyor ki adam bu buraya kadar bu işte tecrübesine sahip olmayanlara bu anlatılmaz. Demiyor mu? Ek biri gelenekte. Bu burada sus. Diyor ki Sinan Paşa Türkçe ancak bu kadar yeterli. Eğer devam edersem yanlış anlaşılır diyor. Ya birbirini suçluyor. Rusum uleması bizi anlamıyor diyor. Ne demek rusum? Hiç düşündünüz mü? Rusum uleması. Ekberi gelenekteki büyük sufiler o nedir'den hareket ederek işte bildiğimiz tüme varım tümden gelin mantık matematikle bilgi üretenler rusum uleması diyorlar. Şimdi bunu hakaret olarak alıyor. Rusum nedir? Çünkü herhangi bir nesnenin tam tanımını etmekle değil mi? Haddi tam haddi nakız bir de resmi tam resmi nakız var. Arazlarını. Yani şunu demek istiyor. Ehli rusum, rusum uleması gerçekliği ancak arazlarının istiflemesini yaparak bilebilir. Dökümünü çıkartarak bilebilir. Bu bir kendine değerlidir ama hakikati vermez bize. Rusum o, resim. Resmi tam resmi nakız var mı mantıkta? Ondan hareket ediyor. Hiçbir zaman siz haddi tamı bilemezsiniz. Tusi ile Konevi'nin, Saadettin Konevi'nin yazmalarını okuduğunda da aynı şey tarşıyı tartışıyor. Ondan da entelektüel seviyede tartışıyor bunu tabii yani. Şimdi metinleri bu şekilde okursak yakalarız gençler. Yani bu adamların hakikaten ne kadar zor soruların peşinde olduğunu, ne kadar ciddi bir mesai harcadıklarını kendi bağlamları içerisinde. Evet. Ehli Rusum ulemasına itiraz ediyoruz. Anlatabildim mi arkadaşlar? Yani bu bir hakaret değil aslında. Kendi terimleriyle onları bir şeylerde konumlandırma. Peki gelelim bilinemeyen bilgiyi nasıl tanımlayacaksın? Bilinemeyen yani kastedilebilir şu. Bilinebilirliği söz konusu ama o anda bilinemiyor. Ve bu belli bir yöntemle bilinebilir. Burada da benzer şekilde her bir yöntemin bilinemeyene ilişkin yönelimi farklı. Dediğim gibi matematikçilerin bilinemeyenden anladığı efendim malum meçhul hikayesi ya da meşayi geleneğin bilinemeyenden ne anladığı, ben kimimci geleneği takip edenlerin bilinemeyenden ne anladığı farklıdır. Şimdi bu bilinemeyen kategorisi şu açıdan önemli, herhangi bir kültürün önü ne kadar açık, ne kadar gidebilir, araştırma, yeni metin üretme, yeni fikir ortaya koyma uzayını ancak bilinemeyene ilişkin kanaatinden elde edebilirsin.
Bugün için mesela bu başka. Bugün bütün mesela Ar-Ge'ler kuruyorsun bak. Araştırma kurumları var. TÜBİTAK'ı var. Bilmiyorum. Araştırma üniversiteleri. Değil mi? Yok mu araştırma üniversiteleri? Ne demek bu? Bizim bugün kullandığımız metodolojiler, çeşitli metodolojiler var. Bu metodolojilerde hala bilinebilir olan ama şu anda bilinmeyen yapılar var. Bunları tespit edelim. Bu pratik anlamda alet edevat üretmeyi kastetmiyorum sadece. İşte diyeyim, kozmoloji çalışmaları, genetik, nörobiyoloji, işte yapay zeka, değil mi? Bunlar aslında o metotların henüz bilinmeyen ama bilinebilirlik imkanı dahilinde olan şeyleri araştırma yapması. Dolayısıyla şunu soracaksınız incelediğiniz bir kültürde. Bu kültürün bilinebilirlik tanımı nedir? Niye bilinebilirlik olarak görüyor? Ve bu bilinebilirliği hangi yöntemlerle araştırıyor ya da ne kadar araştırıyor? Bir medeniyeti eleştireceksen böyle eleştireceksin. Senin için bilinebilir olan ama onun için belki de hiç anlamı olmayan, bilinmeyen, değer olmayan bir alan için başka bir kültür eleştirilmez ya. Bu Çin kültürü olabilir, Hint kültürü olabilir, İslam kültürü olabilir, Batı kültürü olabilir. Adam için o öyle bir değer yok ortada ya. İşte aile değerli değildir mesela canım adama. Şimdi adam da aile değerli değildi, adamı yargılayamazsın. Adam değerli görmüyor mesela. Onun gibi düşün. Anlaşıldı mı? Bilinebilir olan nedir? Şimdi bu bilinemez ise çok daha tehlikeli bir alan. Ha bunlar böyle kesin kategorilerde değil ha, onu da söyleyeyim. Bunlar da dinamik. Sınırları çok belli değil. Belli bir dönemde bilinebilir olmayan bir şey ya da bilinemez kabul edilen bir şey başka bir dönemde bilinebilirlik skalasına dahil edilebilir. Şimdi İslam medeniyetindeki acayip ve garaip kitapları nasıl anlayacaksınız? Ne demek acip? Acip bir terimdir ha. Acip, acayip. Ne demek? İlginç, farklı. İşte o sözlük anlamı. Şaşkına çeviren. Niye bir şey ne zaman şaşırırsın? Alışık olandan farklı. Ha? Alışık olandan farklı. Sahip olduğun bilme metodoloji içerisinde nedenleyemediğin şey aciptir. Yani o nedenler yerleşsine dahil edemiyorsun onu. Çünkü her bilme yöntemi sana bir nedensel hiyerarşisi verir. Unsurlar arasında, değil mi? Nedensel ilişkiler kurarsın. Bu bir hiyerarşi oluşturur. Bu hiyerarşiye dahil edemediğin bir olgu ya da olay acip bir olay. Acayip. Şaşırtıyor seni. Niye şaşırtıyor? Çünkü bilgiye dönüştüremiyorsun. Bilgiye dönüştüremiyorsun. Ondan makul bir ilişki kuramıyorsun. Tamam mı? Onu sen bilgiye dönüştürmen lazım. Nasıl bilgiye dönüştü? Bilinemez diyorsun. O da bir bilgi ama bilinemez kümesinde. Acayip. Bir sürü acayip kitap var değil mi? Acayip vel garayip diye kitaplar var mı? Garayip ise, garip ise ne olduğunu anlıyorsun ama elindeki nedenler hiyerarşisine uymuyor. İstisnai demek. Mesela çift başlı çocuk doğuyor. Bu bir acayip değildir. Çünkü sen nedenler içerisinde sahip olduğun bir konunun istisnai bir özelliğiyle karşı karşıyasın. İnsan türü var, insan türü tek kafalı doğar ama o çift kafalı doğmuş. İstisnai bir durum olduğunu, bu ne demek tabii? Doğa niye istisna üretir? Tanrı'ya kadar gidebilirsin ayrı bir konu ama doğa niye istisnai bir durum üretir? Orada bir yanlışlık olabilir, güzergahta bir farklılık olabilir. Neyse o dönemin şartlarında ona garip diyorsun, garaip. Ama onu anlıyorsun. Yani o senin bilgi metodolojinde, hiyerarşinde, nedensel hiyerarşinde bir yeri var. Ama öyle konular var ki, bugün için de bu böyle. Her bilimsel teori, açıklama teorisi belirli olayları açıklar. Bir süre sonra, diyelim ki Newtoncu teori bile açıklıyor ama elektromanyetik meselelere gelince tıkanıyor. Sonra elektromanyetik Maxwell, Lorentz derken birden görevliliğe sıçrıyorsun. Çünkü görevliliğin açıkladığı olgu olaylarla klasik
Newtoncu mekanik açıklığı aynı mı? Küme eşit mi? Hayır. Bu sefer ne oluyor? Newtoncu mekanik özel şeyin, göreliliğin alt bir, özel bir durum haline geliyor. Aynı şekilde bakın. Aristoteles bir model, açıklama modeli oluşturuyor. Ama İbn Sina'nın modeli ortaya çıkınca Aristoteles'ci model, İbn Sina'cı modelin özel bir durumuna dönüşüyor. Onu içererek aşıyor. Anladın mı? Buna dikkat edeceğiz. Şimdi bilinemezlik kendi içerisinde ikiye ayrılır. Mutlak bilinemez. Ne demek mutlak bilinemez? Herhangi bir beşeri bilme yöntemiyle hiçbir zaman bilgiye dönüştüremeyeceği. Tamam mı? Bu anlamda. Tanrı. Mutlak gayb. Buradaki bilginin sınırı acziyetin idrakidir işte. Biraz önce dedim ya. Acziyeti, yani bunu bilemem önermesini idrak etmen, bir idrak olduğu için, bir kognisyon olduğu için sınır budur. Tanrı aklın sınırıdır. İnsan aklının sınırıdır. Peki nereden, nasıl bilebiliriz bunu? İki türlü bilebiliriz. Bir, kendini bize bildirir. Vahiy dediğimiz hadise budur. Bu bilgiyi denetlemenin yolu da kainatın bilgisinden hareket ederek oraya implikasyonları da imalarda bulunursun. Yani fizikten hareket ederek, mahluktan hareket ederek Halik'a gitme. Dikkat edin. Değil mi? Mesela Sufiler niçin bunu reddeder? Mahluktan Halik'a gidilir mi? Apaçık olan Halik midir, mahluk mudur? O nedir sorusunu soranlar için apaçık olan mahluktur. Çünkü öbürü gayb. Mahlukatı Halık'ın işaretleri, ayetleri olarak görürsün ve oradan çıkarımlar yaparak, soyutlamalarda bulunarak geriye doğru gider. Bir Halık üzerinde tefekkürde bulunursun. Ama Sufilere göre apaçık olan Halık'tır. Halık'tan mahluka hareket edersin. Meseleyi anladık değil mi? Yani bunlar ezbere konulsun edebi mesele ifadeler değil yani. Anlaşıldı mı? Bir de mutlak bilinemezin dışında o dönemdeki yöntemlerin sınırlarını gösteren bir bilinemezlik var. Yani bir yöntem takip ediyorsun. O yöntem seni, tabii biz bunu buradan hareket ederek söylüyoruz. O adamlar bunun farkında olmayabilir. Diyoruz ki bu yöntemden itibaren burası bilinemez. Mesela değil mi? İbn Sina'cı yönteme göre akli suretler, değil mi? Doğal tözler bilinemez. Ama metafizik olarak onları orada idrak ediyoruz ya da idrak etmiyoruz da seziyoruz diyelim. Tamam mı? Yöntem tıkanıklıkları diyebilirsiniz buna. Yöntem tıkanıklıkları. O yöntem içerisinde araştırılamaz olanlar. Bakın burası çok önemli bir şey arkadaşlar. Yani şöyle diyelim buna. Yöntem sınırları. Şimdi bu yöntem sınırları belirli bir rasyonel açıklama modelinin son sınırını gösterir. Fakat o sınır rasyonel sınırıdır. Siz irrasyonaliteye, şimdi bakın ne kadar oynak kavramlar. Burada irrasyonalite mutlak, rasyonelde de mutlak değil. Ne demiştik? Bilgiye rasyonalitesini yöntem verir. Yöntemini size belli bir yere kadar taşır. O rasyonaliteyi, dolayısıyla yöntemin işlevi kaybolur. Ondan itibaren siz soruyu bırakmazsınız. İnsan olmanın önemli özelliği bu işte. Soru sormayı bırakmazsınız. Devam edersiniz ama yönteminiz size eşlik etmez. Artık kayığınız yoktur. Ama yürümeye devam edersiniz. Tahayyülünüzle, tefekkürünüzle irrasyonel bir alana gidersiniz. Ve orada
soruları ve cevapları üretmeye devam edersiniz. Gizli bilimler dediğimiz budur. Bu insan merakının sınırsızlığını, insanın soru sorma kapasitesinin sınırsızlığını gösterir. Dolayısıyla ulumu hafiyye, el ulumul hafiyye saçma bir şey değil esas itibariyle. Belirli bir kültürün bilme metodolojilerinin sınırlarını bize gösterir ve insan idrakinin ve merakının sınırsızlığını gösterir. Niye bunu söylüyoruz? Çünkü belli bir dönemde irrasyonel olan sorular belli bir dönemden sonra rasyoneliteye dahil ediliyor. Çünkü o irrasyonelitenin artması elinizdeki rasyonel medenin, yöntemin, metodun revize edilmesine ya da yeni bir yönteme inşa edilmesine neden oluyor. Anlaşıldı. Şimdi mesela sizin bir rasyonel şeyiniz var. Aritmosçusunuz. Klasik şeyden bir örnek vereyim. Sayıları noktalar üzerinden inşa ediyorsunuz. Figüratif sayılar kuruyorsunuz. Pitagoryen gelenek, aritmos. Ama geliyorsunuz bir şekilde kök 2 gibi bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Sizin rasyonel modeliniz bunu açıklamayınca buna ne diyoruz? Nedir bu sayının adı ne? İrrasyonel. Gördün mü? Buradan çıkıyor. Yani senin elindeki aritmosçu metodolojiyle Pitagoryen metodolojiyle açıklayamıyorsun bunu. Kök 2 ne ya? Ölçülemez diyorsun ona. Sayılamaz. Oranlanamaz. Dolayısıyla rasyo oranlanabilir. İrrasyonel oranlanamaz diyorsun. Hala kullanıyoruz. Dolayısıyla bu bizi tıkıyor. Şimdi bizim için bu çocuk oyuncağı ama bunu açıklayan Pitagorasçı öldürüp biliyorsunuz denize atıyorlar. Sırrı ifşa ettiği için. Neyin sırrını? Yöntemin tıkandığını ifşa ettiği için adamı öldürüyorlar. İsmi var ha tarihlerde. Zavallı adam. Bir irrasyonel sayı için şehit oldu adam ya. Tabii. Yani kanıyla şehadet etti demektir. Şehit. Şehit kelimesi basit bir kelime değil. Kelime-i şehadetteki lafzi şehadetin canla yapılmasına şehit denir. O da bir şehadettir yani. Kolay bir iş değil. Ha. Ne yapıyorsun? Tıkandın. Bu sefer niye yapıyorsun? Diyorsun ki biz yöntemi değiştirelim. Bu sefer gerçekliğin noktalardan değil doğru parçalarından megatoslardan oluştuğunu söylüyorsun. Çünkü ben kök 2'yi tabii hiçbir Pitagorçu bunu böyle göstermez. Megatos'ta gösterdiğim zaman bak diyorum ki kök 2'nin gösterim ifadesi kenarları bir birim olan karenin köşegenidir. Gösterdim mi? Göster. Rasyonalize ettim onu artık. Ama ben bu kök 2'yi normalde AB bölü B eşittir C bölü D cinsinden yazamıyordum. Şimdi geometrik büyüklükle bunu yazabilirim. Ne oldu? Beni farklı bir yönteme icbar etti bu irrasyonel durum. Ve tarihte bildiğimiz aritmosçularla megatosçular diye ekip çıktı. Bunun pek çok örnek verilebilir arkadaşlar. Siz bir fizikte, kimyada, efendim astronomide bir teori geliştiriyorsunuz. Bu teori sizin rasyonel yönteminizin bir uzantısı. Ve siz bu şekilde o olgu olayı rasyonalize ediyorsunuz, yönteminize entegre ediyorsunuz. Değil mi? Açıklama hiyerarşinize, modelinize katıyorsunuz. Nedenler hiyerarşisindeki yerini gösteriyorsunuz. Ama öyle bir noktaya varıyorsunuz ki o nedenler hiyerarşisinde karşılık bulamıyorsunuz. İşte İbrahim Ali Çor Hoca'nın yazdığı mıknatıs kavramı meselesi, mıknatıs niçin çeker meselesi çözülemiyor Aristotelesçi, İbn Sina'cı fizikle. İbn Sina bunu ne yapıyor Aristotelesçiler? Bunu acayip kategorisine dahil ediyorlar. Çünkü nedensel hiyerarşisinde yeri yok. İbn Sina diyor ki bu acayip çuvalını çok büyüttünüz. Bunların da natural, doğal bir zeminde cereyan ettiğini benim göstermem lazım. İbn Sina fiziksel teorisini genişletiyor. Dolayısıyla metafiziğini de genişletiyor. Yepyeni bir teori kuruyor ve ona bir izah getiriyor. Ama bu süreç içerisinde, devam eden süreç içerisinde modern döneme geldiğinde bunun bir açıklama modeli olmadığı iddia ediliyor. Locke'ların, Hume'ların, İbn Sina ile Descartes'ların kavgasının nedeni bu. Acaba biz başka bir açıklama modeli geliştirebilir miyiz? Mekanik açıklama modeli. Geliştiriliyor mu? Ta elektromanyetik teoriye kadar geliştirilemiyor değil mi? Maxwell'e kadar. Anlaşıldı mı mesele?
Dolayısıyla bu yöntem sınırlarını veren bilim, bilgiler tüm ulumu hafiye herhangi bir rasyonel bilim, bilme tarzının tıkandığı yerde başlar. Tamam mı? Yani rasyonel olan olmadan irrasyonel olmaz çünkü. Yani hakikat olmadan mecaz olmaz diyoruz ya. Mesela diyelim ki aritmetiğin bittiği yerde aritmetoloji başlar. Geometrinin bittiğinde geometrik mistizm başlar. Fiziğin bittiğinde fizik. Onun için diyelim ki şöyle. Miftah-ı Sadi'yi aldınız Taşköprüzade'nin. Orada gizli ilimler var. Her bilimin neredeyse bir gizli bilimi var. Hafi. Bu gizli böyle mistik falan değil yani. Orada kastedilen şey belirli bir yöntemin ulaştığı sınır. Ha tabii bundan sonra nedir? Kamusallaştırıyorlar. Belirli kurumlara dönüştürüyorlar. Belirli oryantasyonu uğruyorlar. İktisadi değere dönüşüyorlar. Toplumsal statü kazanıyor. Bundan kurtulamayız. Yani remmallık diye bir şey çıkıyor adam. Değil mi? İlmi cifirle uğraşan bir yapı. Onu da kastetmiyorum. Onlar o bilginin, buna biz bilginin oryantasyonu diyoruz. Yani bilginin toplumsallaşması, merkezileşmesi, bir değere dönüşmesi, iktisadi değer üretmeye başlaması. Bir bilgi iktisadi değer ürettiğinde artık saf, pür bir merakın eşlik ettiği bir araştırma değil artık. O para getiriyor. O bir sınıf oluşturmuş. Ondan kimse vazgeçemez yani. Değil mi? Para kazanıyoruz ondan ya. Geçimimizi sağlıyoruz yani. Şimdi bunları da çok iyi ayırmanız lazım arkadaşlar. Yeri gel. Bilginin oryantasyonu kavramını unutmayın. Oryantasyon yani merkezileşmesi, temerküz etmesi, o topluma sinmesi. Ne demek bu? Bir, iktisadi bir değere dönüşmesi. Sosyal statü kazandırması. Ondan sonra iktidar alanları oluşturması. Değil mi? Yani şimdi diyelim ki adam A bilgisi sayesinde toplumda bir yer ediniyor. O bilginin değersizliğini kabul eder mi adam? Yerini kaybeder ya. Değil mi? Bunu bir şekilde devam ettirmen lazım. Şimdi diyelim Türkler Müslüman oldu. Şaman var. Şamanların kendi içerisinde sahip oldukları kanlar, bilgiler var. İşte ne bileyim ben bağlamamız var, şu var. Ne olacak o? Belli bir şekilde onu devam ettireceksin. Devam ediyoruz Alevi kültürde. Bunu devam ediyor işte. Anlatabiliyor muyum? Yani hiçbir şey ortadan kalkmıyor. Ya dönüşüyor, evriliyor, ya başkalaşıyor. Anlaşıldı mı mesela? Bilginin oryantasyonu, o bilginin kamusallaşması, toplumsallaşması, belli iktisadi değerler üretme, hatta bizatihi kendisinin değere dönüşmesi, onun nasıl diyeyim, eleştirilmesini, efendim ortadan kaldırmasını zorlaştıran unsurlardır ama bunlar da gayet doğal meseleler. Bilgi çünkü yukarıda cereyan eden bir şey değil. Yukarıda cereyan etse bile aşağı iniyor bir süre sonra. Bugün de öyle. Bugün sen bilimsel bilgiyi eleştirebilirsin. Ama teknolojiyi kullanıyorsun. Değil mi? Hastaneye gidince tamamen buna bağlı. Bir taraftan diyorsun ki kafalar karışık o için. Ya, çok da iyi tarafları var canım. Yani atom bombası da, ya, nükleer silahlar filan, biyolojik insan. Ya işte filan. Kafamız karma karışık çorba. Öyle değil mi? Ha. Şimdi ya da bir adam, bunun bir belgeseli vardı güzel. Latin Amerika'da bir bitki buldular. Bu bitki Avrupa, Amerika toplumu nüfus planlaması açısından çok önemli. Çünkü onu yediğinde kesinlikle gebe kalmıyor kadın. Ama büyük bir ilaç sektörü var bunun için. Ne yaptılar? O bitkiyi ortadan kaldırdılar. Hani insanlık, bitki, severlik, efendim filan, yani bir şey yok. Bugün ilaç sanayi, teknolojisi, sektör olmuş. Bilgi iktisadi bir değere dönüşmüş. Tamamen. Şimdi diyelim ki kanseri iyi yere bir bitki bulsan, peki kanser sektörü için ilaç üreten firmalar ne yapacak? İzin verecekler mi sana? Kanada'dayken bir mühendis grubu yıpranmayan bir asfalt üretti.
asfalt yıpranıyor değil mi? Tuz serpiyorsun, yıpranıyor soğuktan, sıcaktan filan bir sürü. Bu yıpranmıyor yani. Bu nanoteknolojik yöntemleri kullanarak tabii ne olduğunu bilmiyorum ben. Sadece lafzı benim. Bak tasavvur yok bende. Nanoteknoloji nedir? Tasavvur yok. Sallıyoruz şu anda. Okuduğumuz şeyler, lafız. İzin vermediler arkadaşlar. Niye? Çünkü bilmiyorum kaç trilyonluk bir piyasa var. 10 milyon kilometrekarelik bir ülkedeki asfaltları yapan firmalar buna izin verir mi? Bunu her zaman gördü işte. İngiltere'de fabrikalar bilgisayar sistemlerine geçtiğinde meşhur işçi ayaklanması. Tüm makineleri kırıyorlar. Bilgisayar sistemlerini dağıtıyorlar. Ne diye diyorsun? Gericiler. İşte gerici değil. Ben öldükten sonra tüm fabrikalar bilgisayar sistemine geçse ne olur ya? Ben derken adamın çoluk çocuğu var yani. Kaç bin aile geçiniyor. Ya bilgi böyle basit yalın haliyle transcendent, aşkın bir yerde cereyan etmiyor ki. Onun toplumsal uzantılarını, politik uzantılarını, ekonomik uzantılarını, hatta felsefi, dini inanç uzantılarını dikkate almak zorundasın. Böyle derdi olmayan toplumlar için çorap ki, yani bugünkü Türkiye'deki bu konulardaki tartışmalar %2,5 kesimi çıkar, tamamen çorap giyip çıkartmak seviyesindedir. Medeniyeti de bu şekilde tartışıyoruz, kültürü de bu şekilde tartışıyoruz, bilimi de, teknolojiyi de. Çorap giyip çıkartmak gibi. Niye? Çünkü bir tasavvuru yok bizde. Salla gitsin. Mesele o kadar basit değil yani. Hele hele. Yani çok basit benzetmelerle canım. Yani yaşlı ve genç insan arasındaki benzetmeyi de dikkat alarak bunu düşünebiliriz. Anlaşılır mı mesele? Dolayısıyla diyelim ki, mesela şöyle bir soru soralım. Hiç şey yok yani, mimarlarımız yok bugün değil mi? Mesela Risale-i Mimariye'de Mimar Sinan'ın öğrencisini yazdığı. Bir bakıyorsun sadece rasyonel bilgi yok ki orada. Yeni Eflatuncu, İşraki, Ekberi bir sürü kavram var. Çünkü bilinebilir olanla bilinemez olan, ya bunların hepsi bir arada. Bilgi kavramının altında bunlar. Bilinebilir, bilinemeyen, bilinemez olan aynı anda orada, kitapta. Bunu senin ayıklaman lazım. Ve alt başlıkları da var yani. Mutlak bilinemez de var orada. Tanrı var orada. O dönemde kullanılan yöntemi sırlarını imleyen, işaret eden kavramlar da var. Tamam mı? Üst bilgiyi temsil eden kavramlar da var. Kamusal bilgiyi temsil eden kavramlar da var. İlk bakışta çorba görüyorsun. Kafanda şema olmadığı için lan çorba ne diyor bu adam ya? Bir taraftan kubbeyi kozmolojiye benzetiyor. Bir taraftan oradaki şeyin nedir Süleymaniye'deki yapıyı müzikle eşleştiriyor. Sen bunları bilmezsen halbuki o da kendi dönemi bağlamı içerisinde bilginin tüm temsillerini görebiliyorsun. Bilginin. İster bu bilgi bilinebilirlik düzeyinde olsun, ister bilinemeyen düzeyinde olsun, ister bilinemezlik düzeyinde olsun. Ne demiştik? Bilinemezlik de haddini bilen, yani o yöntem haddini biliyor. Diyor ki ben bu kadarını biliyorum. Bundan öte, o acziyeti, o sınır bilgisinin de bir bilgi olduğunu kabul ediyor adam yani. Anladın mı meseleyi? O açıdan tasnifi ona göre yapmak lazım. Ve o dönemdeki mesela Taşköprüzade'yi açıyorsun. Taşköprüzade'de mesela inanılmaz analitiktir. Çok analitik bir adam. Yeni bir kitabı çıktı şimdi çıkarttık şeyde Taşköprüzade Külliyası'nda Eşref Hoca. Konu nedir? Yani bilimlerin konusu. Bilimlerin konuları nasıl belirlenir? Meseleyi tabii şeyle bağlantılı olarak inanılmaz bir mantık incelemesi, tamamen mantık kitap bak. O dönemin mantığı. Sonra kelamla felsefenin, yani İbn Sina'cı felsefenin iç içe geçmesi meselesi var ya o dönemde. Bunu müzakere etmeye çalışıyor. Şimdi adam meseleyi getiriyor. O kadar yorucu bir metin, o kadar kafayı karıştırıcı bir metin ki. Çünkü çok teknik, formel, biçimsel. Biçimsellik yoran adamı. Yani boru döşüyorsun devamlı. Su nerede? İnşallah gelecek yani. Boru döşe. Mantuka demek boru. Şöyle döşeceksin. Şuradan gideceksin. Buradan gideceksin. İçinden şerbet mi açacak? Lağım mı açacak? Akacak. Efendim su mu akacak? Değil mi? O ayrı bir şey.
Sonra bir bakıyorsun meseleyi getiriyor vahdeti vücut ekberi gelene kadar. Allah Allah. Geri gidiyorsun. Başlıyorsun. Ulan nereden buraya gidiyor? Ha, şimdi meseleyi bu şekilde şematize ettiğin zaman ha, adam diyor ki bu analitik yöntem, bu istidlali yöntemin sınırı burası. Buraya kadar geliyor, yapacak bir şey yok. Bundan sonra ben devam etmek istiyorum ama. Bu yöntemle devam edemem, kayık değiştiriyorum. Başka bir kayığa gidiyorum. O yöntem farklı artık. O yöntemi buna... Şimdi kafa karışıyor adamda. Eşhudun aynı fi vücudu zihnide de benzer bir şey yapıyor. Ya bütün metinlerinde böyle. Gidiyorsun el-me'alem fi ilmil kelamda da benzer bir şey yapıyor. Bir meseleyi alıyor. İnceliyor. Son derece analitik, son derece mantık yöntemlerini takip ediyor. Farklı görüşleri alıyor, onları eleştiriyor. Onların ispat yöntemlerini veriyor falan. Sonra birden diyor, bakıyorsun... İşte ekberi gelenekte filan. Allah Allah. Ulan tekrar geriye gidiyorsun. İlk zamanlar ben hakikaten kafam karışmıştı. Şimdi ilk diyorsun ki lan, eklektik bu adamlar, çorba bu adamlar. Kafa değil arkadaşlar. Geriye doğru takip ettiğinde bu Razi'ye kadar gidiyor. Mesele şu. Bu adamlar olaya ne demiştik? Perspektif felsefe dedi. Bir felsefeyi doktriner olmaktan çıkarttılar. Gazali'den sonra perspektife dönüştürdüler. Ben herhangi bir A sorununu meşyai yöntemle, mantıksal yöntemle ya da matematiksel yöntemle belli bir yere kadar işlerim. Ama onun o dönemin şartlarına bir sınırı var. Fakat insan aklı, insan merakı durmuyor. Orada kayığı bırakıyorum. Diyorum ki bu kayık artık bu denizde gitmez. Başka bir kayığa biniyorum, devam ediyorum. Ama bunu birbirine karıştırmıyorum ha. Çorba yok yani. Çorba yapmıyor. Alıp böyle bir alaşım, bir amalgam oluşturmuyorlar. Anlatabildim mi? O açıdan zor bir şeyden bahsettiğimi zannedebilirsiniz. Bu biraz alışkanlıkla alakalı. Kafayı nasıl organize ediyorsanız gerçekliği öyle. Analiz, şemalar bu açıdan önemlidir. Bu şemayı en azından temel şeyleriyle, kavramlarıyla zihninizde tutarsanız metinleri daha açık ve seçik, daha derinlemesine tespit etme imkanınız var diye düşünüyorum. Ben öbür konuya hiç giremedim. Şeyi anlatacaktım ben. Bu dönemdeki bilginin yöntemi, konusu ve amacı. Taşköbizade, Hocazade, Seyit Şirik'ten hareket ederek onu önümüzdeki haftaya bırakacağız. Şimdilik bununla yetineceğiz. Var mı burada kadar sorusu olan arkadaşlar? Ne anladık ki ne soralım diyorsunuz değil mi? Ha şimdi şeyi söyleyeyim. Affedersiniz buyurun. Bu bilinemezde bilinmeye değer olan da o ayrımı yaparken kültürün soruları, kültürün tercihleri. Kültürün o kendisi o tercihi. Tamam. Tabii. O dönemdeki kültür... Ben bunu tercih ediyorum. Tabii. O dönemdeki kültürün... Şimdi arkadaşlar bu öyle çok da rasyonel, öyle önceden vaz edilmiş bir şey değil. Bütün onu size empoze ediyor. Şimdi geçen hafta mı verdik? Başka bir bilmiyorum. Ne demiştik? Ağaç kelimesinin tek başına anlamı yok demiştik değil mi? Ancak Türkçe diye bir dil olursa anlamı var. Kültür de böyle. Kültürdeki parçalar çok da sizin baştan oturup seçerek ortaya koyduğunuz bir şey değil. O kültür onu size empoze ediyor zaten. Canlıdır kültür arkadaşlar. Kültür diyor ki ben şunu bilinmeye değer buluyorum. Ha bunu büyük bir düşünür. Bakın üst bilgi, akademik bilginin özelliği ne? İşte o bütünün üstüne çıkıp eleştirme gücünü sahip olan kafalar yetiştirmesi. Filozof bu işte. Ha, filozof bu. Şimdi bu filozof dediğin adam mevcut bilgiyi felsefe bölümlerinde öğreten, onları tekrarlayan adam değil. İşte felsefeci dedi diyorlar ona. Şimdi filozof şu demek işte. İçinde yaşadığı bütünün sınırlarının dışına çıkıp onu reddetmeden onu eleştirme gücünü gösteren ve bilinebilirliğin, bilinmeye değer olanın sınırlarını yeniden yoklayan, belli bir dönemde bilinemez dediğin şeyin aslında belirli açılardan da bilinebilir olduğunu iddia eden, bunun da yolunu yordamını gösteren adam demek. İşte o dönüştürücü, yaratıcı bilim adamı, filozof bu. Mesela şeyi merak ediyorum, bu bilinmeye
bilgiye değer bile herkes İbn-i Bahçe gibi öyle kesin mi? Aa, hayır, hayır efendim, hayır. Şey, ben onları örnek olarak verdim. Dedim ya işte. Diğerleri ortalaması bilime değer ama ben bunu tercih ediyorum deyip mi tercih ediyorum? Her ikisi de bilmeye değer ama benim tercihim işte mantık. Ben öbürü tercih etmiyorum. Yok, o kadar safiyane değil. Adam onu vakit kaybı olarak görüyor bazen. Diyor ki ya bununla uğraşmak vakit kaybıdır diyor. Yanlış yoldan gidiyor. Şeye benziyor bu şimdi. Descartes'a göre Locke kağıt israfı yapıyor. Empirizm ne? Gerizekalı mısın sen? Ne empirizmi? Veri o. Bir kez psikolojik bir şeydir veri ya. Yani ben bu masadan veri alıyorum. E sen de başka bir veri alıyorsun. Bu ortaklığı ne oluşturuyor? Tartıştık bilim felsefesinde bunu. Bunun psikolojizmden ayıran nedir mesela? Halbuki akıl öyle bir şey değil. Ama Locke'a göre Descartes kağıt israfı yapıyor. Anlatabiliyor muyum? Bu burada hiçbir zaman şöyle bir şey demiyor Locke. Ha, bu da iyi ama ben değil o. Çöp o, çöp. Tarihte böyle bakıyorlar olaya birbirlerine. Bu bizim geldiğimiz postmodern durumda. O da olur, bu da olur, şu da olur. Yani Nasrettin Hoca'nın durumudur. Postmodernizm en güzel Nasrettin Hoca özetliyor. Sen de haklısın, sen de haklısın. Hanım sen de haklısın. Peki hak nerede? Herkes haklıysa hak ortadan kalkar. Zaten temelde yapmaya çalıştığı şey de bu değil mi? Postmodernizm. Her şeyi yıkıp geçmez. Tabii. Şey Everything goes. Her şey mübah, her şey gider. Mecaza çevirdiler hayatı. Hakikatin olmadığı yerde mecaz hurafedir. Ahlaksızlıktır yani. Denetleyemezsin ki. Neye göre denetleyeceksin? Cinsiyeti denet. Cinsiyet dediğin nedir diyor. Ulan işte doğa. Tanrı'ya inanmana gerek doğa. Niye böyle? Yaratıyor işte, ne yapalım? Doğa yaratıyor. Tamam, kabul ettik. Bak farklı. Yok diyor. Ölçü kalmadı ki. Against nature diye kitaplar yazılıyor bak. Against nature. Doğaya karşı. Doğaya kafa tutuyor adam. Böyle kitaplar var ha. Against nature, doğaya karşı. Niye ben doğurmak zorundayım ki diyor mesela. Vallahi bilmiyorum, doğaya soralım. Postmodernizmin en önemli zayiatı o. Her şeyi mecaza attı mı? Ne mecaza? Kinayeye çevirdi. Tam bir sofizm yani. Mistizm her şeyi alıp başını gider burada. İnanılmaz bir bilim düşmanlığı. Bilim derken ben bilimi kutsamayayım. Yöntemsel bilgi düşmanlığı var. Çünkü o rahatsız ediyor insanı. Değil mi? Sana güzergah gösteriyor. Şimdi postmodernizme göre her yer, her yol yürünebilir bir yol. Her yol yürünebilirse yolumuz yok demektir. Yok öyle bir yol. Yok çünkü yani. Her yol yürünebilir olmaz. Yolu eleştir. Yeni bir yol teklif et. Ama yolsuzluğu teklif etme. Sonra diyorsun ki ülkede, dünyada yolsuzluk almış başını gidiyor. Nasıl mecaz yaptım değil mi? Evet. Onun için asgari metafizikten taviz veremeyiz arkadaşlar. Yani mutlak bir özgürlük yok şüphesiz. Hiçbir sistemse mutlak özgürlük, yani mutlak sıfatını kavramın başına koyduğunda orada postmodern bir durum vardır. Bu postmodern durum ya inanılmaz bir sofizme, mistizme ya da faşizme götürür. Tabii ikisi çok birbiriyle zıt gibi gözüküyor ama götürür sana. Minimal bir metafiziğe ihtiyacımız var. Her sistemin aksiyomatiği vardır. Sen bu aksiyomatiği kabul edersin ya kabul etmesin. Orada insanın özgürlüğü. Reddetme, kabul etme özgürlüğü. İnsanın özgürlüğü kabul etmekte ortaya çıkmaz. Reddetmekte ortaya çıkar. Postmodernistler reddedeceğin hiçbir şey yok. Her şey arzu nesnesine dönüştürülmüş. Ben ne demiştim bir konuşmada? İstemek özgürlük değildir. Hayvan da istiyor canım. Önemli olan istememek gücüdür. Ben yemiyorum ya. Kilo alıyorum, yemiyorum. Bunu tercih etme. Kabul etmiyorum bunu. Tercih etmek özgürlüğün fonksiyonudur. Yani o açıdan postmodernizmde özgür olmana gerek yok ki. Hayvanlaşmışsın zaten ya. Tamamen kapitalist, neoliberalist dünyanın sana verdiklerini yaşayarak, pratize ederek var oluyorsun. Reddedemiyorsun. İstersen reddet bakayım ne yapıyorlar seni.
en tehlikeli güç görünmeyen güçtür. Tanrı'nın gücü işte böyle bir güç. Postmodernizm de böyle. Gücü öyle bir dağıtmış ki, tamam mı? Kapitalist, neoliberal sistemin gücü bu. Öyle bir dağıtmış ki sen kendini, seni kendine özgür hissettirtiyor. Ortaya çıkan olumsuz durumlardan da seni sorumlu kılıyor. Diyor ki sen özgürdün, böyle tercih ettin, yapacak bir şey yok. Ama benim bunu düzeltecek başka bir teklifim var sana diyor. Tamam mı? Ama tek şartı var, benim ürettiklerimi kullanarak ancak bunları yapabilirsin. Onun için kapitalizm, neoliberalizm böyle basit bir sistem değil yani. Şeytani olmak kolay mı? Peki arkadaşlar, yeni bir konuya geçmeyelim çünkü devam edip vakitimiz olmaz. Bu arada saat kaç oldu? Zaten doldurduk vakti. Önümüzdeki hafta bu üç meseleyi işleyeceğiz. Yani 1309'dan 1570'e Osmanlılardaki bilginin konusu nedir? Yöntemi nedir? Ve amacı nedir? Meselesini ele alacağız. Şu tabloya göre alacağız. Yani o nedir, ben kimim sorusunu esas alacağız yine. Fakat şunu hep gözünüzde bulundurun. Bunun fotoğrafını çekin. Paylaşın neyse bunun üzerinden gideceğiz. Yani. Bu kafanızda bir yerde dursun. Fotoğraf çekin derken kafanızda çekin bunu yani.